bir cevap ürettiğinde ki buna cevap vermek o kadar da zor değil. Oyunun nasıl domine ettiğini gördü. Zaten daha iyi takım savaşı yapıyorlar onlardan. O net yani bence. Aynen. Ve HRA'nın da seri ilerledikçe biraz daha hızlı alıştığını görüyoruz sanki. Evet. En azından 2 gün önceki serileri biraz daha bu şekildeydi. Ve Blue'nun da şapkadan tavşan çıkarmaması lazım tabii. Yani o Mermal'ın artık fark yaratabileceği bir noktaya gelmesi için kapı açan oyuncu burada Blue. Ve Blue Silas'la bunu her ne kadar baskı kursa da bir şey çıkartamıyorsunuz onunla. İşte LeBlanc'la mesela oyun ilerleyen safhalarında da çok daha etkin bir oyun ortaya koymuştu. Ondan Zed falan izledik daha öncesinde. Bakalım farklı bir şey çıkaracak mı ortaya? Mesela o Zed'in ayrık ittirme tehdidi de etkin olabilir. İşte Zed neden işin içine yeniden girdi? Çünkü artık atak saldırı hızı güçlendirmesi aldı. İşte saldırı hızı büyümesi artırıldı. Artık daha büyük bir ayrık ittirme tehdidi. Vesaire vesaire. Bakalım onun da daha etkin olması gerekiyor oyunlar içerisinde. Ve 1907 Fenerbahçe bu sefer İrelia'yı görmek istemedi karşısında. Yani İrelia'yı açık bırakmanın bir hata olduğunu anladılar büyük bir ihtimalle. Starscream çünkü gerçekten domine ediyor. Özellikle taşıyıcı bir şey oynayabildiği zaman hakkını veriyor kazanan eşleşmenin. Olay eşleşmeye gidiyor. İlerle normalde koridorda zorlanabilecek bir şey ama. Evet. Ama o kadar bedava koridorlara gidiyor ki. Yani iki oyunda çok erkenden çok ciddi minyon üstünlüğü sağlamış oluyor. Bir de geçen maç ekstra asistlerde daha da önde çıkmıştı. Bu arada her maç Lissandra yasaklanıyordu bu pozisyonda Fenerbahçe'den. Thresh'in yanı sıra. Bakalım şimdi mavi tarafta Lissandra'yı yasaklayıp kırmızı tarafta yasaklamamışlardı yanlış hatırlamıyorsam. Bu maç Lissandra'ydı ya orada. Yok. Yok, Lissandra yasaklanmadı ilk maçta. İlk maç yasaklama, ilk maçta Vlad Cassiopeia ve bir şey daha yasaklandı. Aynen, ve Thresh yasaklandı. Evet. Mavi tarafta Lissandra'yı yasaklamışlardı zaten ikinci maçta. Şimdi burada bakalım, Lissandra açık durumda ama daha önce tercih etmedi. Burada ve Cassiopeia açık buldu bu sefer HVA tarafı. Cassiopeia açık, Kindred açık, Yasuo açık ve bunlardan yine Kalista açık. Ve bu sefer Kindred'a gittiler. Bakalım ve şöyle yani Kindred'dan kazanan koridorlar etrafında çok fazla verim alan bir takım HVA bu arada. Ve işin içerisinde hala Cassiopeia ve Kalista var. Özellikle Kalista'ya hiçbir şekilde Fenerbahçe tarafı gitmiyor. Ve bunlara gidildiğinde kazanan bir koridor otomatik olarak elinizin altında bulunmuş oluyor. Ve Kindred de bundan çok iğnem alanıyor. Şu anda yine Kör Brown. O kadar sağlıklı olup olmadığını sorgulamaya başlıyorum ya. Zaten hep sorgularım ben Brown'u da. Bu seri üzerinde daha da fazla sorun var. Galio o kadar rahatlatır ki mesela. Hem koridor aşaması kuvvetli, hem Kindred'de çok iyi bir sinerjisi var. Evet, burada Jace gelecek ve bunu yine kuvvetle muhtemelen ortaya göndereceksiniz. Ve aslına bakar ve orta veya alta gönderdiniz diyelim. Yine esnekliği Jace'in olduğu, normalde olduğu kadar esnek değil. Üste göndermediğiniz zaman ki Jace o kadar verimli bir şampiyon da olmuyor zaten. Yan koridordaki şampiyonlara karşı o kadar büyük baskı üretebiliyor. Yine de orta koridorda da Blue'nun özellikle geçen hafta Beşiktaş'a karşı inanılmaz bir Jace performansı vardı. 9-0-7 mi ne bitirmişti galiba mücadeleyi. Hakikaten tek başına domine etmişti ve Lissandra aslında karşılıklı olurlarsa Jace'in yani kazanabileceği bir koridor ama eşit de gidebilecek mi? Minyon dalgası ittirir. Evet, aynı öyle. Minyon dalgası ittirir işine bakar. Ah yani şu an mesela burada Galio daha inanılmaz bir takım savaşı etkisi demek. Galio artı Lissandra ve alan kontrolü demek. Artı Kindred. Alistar'la da sağlarlar ya. Lissandra varken hiç problem olmuyor. Lissandra tek başına da getirebiliyor bunları. Bu arada Akali'nin gelmesi demek tabii yine Robin'in en iyi şampiyonlarından bir tanesi. Sezon içerisinde yanılmıyorsam toplamda yarı finalle beraber 7 kere oynadı. Belki de daha fazla da olabilir. 6 imiş. Yarı finaller dahil mi oraya? Bilmiyorum. Yarı finaller dahilse 7 ya da 8 olur. Evet. Şimdi ormanda Taliyah var. Bu Taliyah eşleşmesini daha önce konuşmuştu zaten Aral. Ve burada kazanan koridorlar etrafında oynamak zorunda yine o da. Ama onun için çok daha ekstrem bir durum Taliyah için bu. Çünkü Taliyah oyunu geride kabullendiğinde hiçbir işe yaramıyor. Ultisini vesaire falan tamam hiçbir şekilde kullanamıyorsunuz. İyi, çok iyi scale olan bir şampiyonu değil oyun sonuna gelince. Kindred diğer tarafta çok daha iyi scale olan bir şampiyon. Çok daha iyi güçlenen bir şampiyon. Ve Taliyah'ın yanında diğer seçtikleri şampiyon da Jace. Bu ne demek? Çok erken oyuna odaklısınız demek. Erken oyunu mutlaka kazanmak zorundasınız. Ya yine de Talia da oyun sonunda bomboş bir şampiyon değil kesinlikle. Tabii onu ki da değil. Söyleyelim. Ama verimi ciddi oranda düşen. Diğer takımın yani şöyle söyleyeyim. Kindred Talia eşleşmesinde bir taraf gerçekten diğerine göre oyunu çok daha sağlıklı. Oyunu geriden takip ettiği zaman Talia gerçekten bomboşa yakın oluyor ya. Önden giderse çok kuvvetli oluyor. Evet. Baskı yememesi lazım. Baskı altında verim verebilen bir şampiyon değil yapısı itibariyle, şampiyon itibariyle. Victor ve Riven yasaklandı. Aatrox da gitti bu arada. Şimdi ilk orman seçimi Fenerbahçe tarafında çok büyük ihtimalle tekrar... Gerçi ormanı Talia'ya gönderecekler. Niye orman seçimine gittik ki?
Burada muhtemelen üst koridorlarını seçecekler ve Jace'in nereye gittiğini tam manasıyla belli etmek istemiyorlar. Hem orta koridora hem alt koridora gidebilir bildiğimiz üzere. Bakalım burada Yasuo açık ama ben burada HVA'nın ilk maçta yaptığını yapıp Yasuo'ya gideceğini düşünmüyorum. Burada muhtemelen bir tane ya koridor itebilecek bir büyücüye gidebilirler ya da hala Kalista açık ve bu kadar güçlü bir takım savaşı kompozisyonu içerisinde. Tekrar söylüyorum, Kalista çok ciddi verim verir. Sylas bu sefer gerçekten mantıklı bir yasaklama oldu. Az önceki maç Sylas'ın karşısında Corki seçip yani tamamen erken oyundaki ulti potansiyelini sıfırlamışlardı. Bu sefer çok kuvvetli ultileri olan şampiyonlar olduğu için Herra tarafında Sylas'ı yasaklamayı daha mantıklı gördüler ve Cassiopeia 1907 Fenerbahçe Akademi tarafından geliyor. Evet, Cassiopeia tabii nereye gittiğini yine tam maalesef bilmiyoruz ve aslında alt koridora gitse de bu arada Camille geldi. Ve kör bir Camille bu. Kör Camille. Bir yandan Camille da şey yani, seç bakalım karşısına ne seçeceksin diyor Cüce'ye. Ama şöyle diyor, şundan emin. Tank gelecek karşısına. Hı hı. Erken aşamalarda birazcık zorlanır ama oyun sonunda canavara dönüşecek. Yan koridorda kim durduracak? Bakıyor kompozisyonu şimdi karşıda. 1907 Fenerbahçe'nin kompozisyonuna. HVA, Cassiopeia yan koridor oynayabilir mi? Oynayamaz. Talia mı oynayacak? Evet, Talia ultisiyle belki baskı kurabilir ama haritanın diğer tarafını Lissandra ve Alistar'la inanılmaz derecede oynar. Bir de Sivir geldi. Takım savaşı etkisi var. Hem ayrı kittirme tehdidi var. Biraz evvel söylemiştim, ikinci bir tehdit oluşturma diye. Camille tek başına bir ayrı kittirmeyle maç kazandırma tehdidi. Lissandra'dan da inanılmaz bir takım savaşı potansiyeli alıyorlar. Çok rahatlıkla Sivir çok hızlı güçlenen bir şampiyon olmamasına rağmen hem koridoru ittirebilmesinden dolayı hem de rahat rahat tutabileceklerinden dolayı oyunu o sırada. Free scaling. Üst koridor bedava bir koridor oldu şu anda. Jace aşağıya gidiyor. Çok büyük bir ihtimalle Jace aşağıya gidiyor. Şimdi bir şöyle problemleri var. Şimdi Cassiopeia'nın Arındır'la girmesi şart oldu ve Arındır'ı aldıktan sonra çok ciddi bir skor tehdidi olacaktır Lissandra'nın, onu söyleyeyim. İkincisi, koridoru ittirmek Lissandra'ya karşı o kadar da kolay değil. O yüzden koridordan çıkması da daha zor olacak. O yüzden Cassiopeia kilitlendi. Alt koridorda, koridora kilitlendi. Alt koridorda Jace'le Sivir'e karşı baskı oluşturmak çok daha zor. Yasuo'ya göre. Orada da bir ekstra üstünlük alamayacak ve Fenerbahçe'nin tamamen erken önünü kazanması lazım. Erken önünü kazanamadıkları takdirde 25-26. Dakika civarında gerçekten çok daha geride kalıyorlar hasar olarak. Orada her şey Blue'nun eline kalıyor ve hani 1'e 9 atmak zorunda o noktadan itibaren Cassiopeia. Yapabilir mi? Şampiyon yapabilir. Blue yapabilir mi? Fenerbahçe onu o duruma sokar mı? Burası şimdi de göreceğiz. Karşıda onu kitleyebilecek takım savaşı etkisi çok fazla var. Bakalım bu soruların yanıtını birazdan alacağız. Çünkü serinin 3. maçı başlıyor ve söz tekrardan sunucularda. Analiz masasına değerli analizleri için bir kere daha teşekkür ediyoruz. Sen neler diyeceksin? Yani bol bol yorum duyduk Halper'le Hetsen Ağır'dan. Neler eklemek istersin üstüne Johnny? Evian'ın aslında işi bir noktada kolay. Yasaklaması seçmeklerinde. Yukarı koridorda hani Cüce'nin agresif olarak tercih ettiği tek bir şampiyon Victor'u yasaklıyorlar. Tanka mahrum ediyorlar onu. Sadece tank oynayacaksın diyorlar. Ve karşısında rahat rahat oyun sonuna kasabilecek bir ayrı kittirmeci alıyorlar. Bu aslında maçın özeti oldu şu ana kadar. Aynen. Ve bu değişmediği sürece de diğer koridorlara eğer kafa kafaya gidebilecek, geriye düşmeyecek şampiyonlar ve eşleşmeler alırlarsa yukarı koridor her zaman çok ciddi bir kazanma şartı olacak. İlk maçta yan koridor baskısını abarttılar yani. Hem Yarayza aldılar, hem Riven'ı aldılar, hem Yasuo'yu aldılar. Gerek yoktu o kadarına. Ve bir tane savaş kaybettiler o ayrı kat ittirme başlamadan, sonradan geri dönemediler. Aynen. Ama bu maçlarda en azından bir önceki maçta, bu maçta biraz çözmüş gibiler Fenerbahçe'nin şu ana kadar yukarı koridor zaafını. Ya bu maçta HVA bir de sevdiği iki seçimi de aldı. Roulette'in Kindred'ı ve Köfte'nin Lissandra'sı. Evet. Gayet rahat hissettikleri iki seçim. Bu arada Starscreen'in de tam bir Camille oyuncusu olduğunu ama Camille metada bu kadar üstün olmadığı için oynamadığını söyleyelim. Yani şimdi 1-4 olduğunda çok rahat kule altına yapılacak baskıyı durdurabilecek. Minyon dalgasını temizleyebilecek. Rakibin gidişatını durdurabilecek bir dörtlü var diğer tarafta. Çünkü Kindred'a karşı, Alistar'a karşı, Lissandra'ya karşı kule altı intihar olur. Hele ki şu an Fenerbahçe'nin sahip olduğu beşli ile bu çok zor. Ne kalıyor geriye? Ya Starscreen'i gerçekten çok geriye düşüreceksiniz. Yani oyunun bir noktasına kadar. Çünkü şampiyonlar itibariyle hani Ornn belli bir noktaya kadar öne geçse de yine bir yerden sonra duramayacak karşısında. Yani Fenerbahçe'nin opsiyonları sınırlı. Ya çok sağlam bir kartopu almalı lazım. Ve en azından başlangıçta bir şeyler yapmak istediklerini zaten belli etmişlerdi. Ama bunu yapmaları da bu sefer aşağı koridora ittirme avantajını veriyor. Evet.
Ama Joker biraz geç fark etti bunu. Yine de itecektir diye tahmin ediyorum. Robin kırmızı güçlendirmeyi çaldı. Yanlış hatırlamıyorsam ilk maçta yapmıştı bunu FB. Evet evet, ilk maçta yapmışlardı. Ve tabii Kindred hemen o Baron Pit'in arkasına atlayacak ve rakibin kırmızısına çok rahat bir şekilde gidecek. Oylama da 60'a 40 devam ediyor şu anda. HVA bir an öndeydi başlarda ama sonra Fenerbahçe'nin daha üstün olduğunu gördük ve 59'a 41 tamamlandı. Buradaki avantajlarınız aşağı koridorda erken bir safhada X'ini kullandırdılar Sibir'e. Evet. Ama ışınlanı var. O da doğru bir geri dönüş zamanı ayarlarsa çok yıpranmayacaktır. İşte Star Screen'de yavaş yavaş takaslara girmeye başladı. Bu dakikalarda Cüce'nin hasarı yetiyor ona cevap vermek için. Roulette bu maçta yukarı koridorda istediği gibi baskı yapabilir bu arada. Ya Roulette orta koridorda baskı yapabilir. Robin'in 7'ye 0 olduğunu görmüştük maç başladığında, Kindred maçı. Roulette'in de 5'e 0 olduğunu görüyoruz ve o da çok hızlı başladı. Karşı ormanı domine ediyor. Yalnız Star Screen kötü pozisyonda kaldı. Burada takım arkadaşa doğru gitmeye çalışıyor. O sıçra geldi. Star Screen düşecek mi burada acaba? Son bir hasar. Son anda uzaklaştı. Star Screen uzaklaşmaya çalışıyor. Roulette geldi şimdi. Sersem yetme geliyor burada. Son hasar gelecek mi orada Roulette'den? Evet ve ilk kan döküldü. Ne gerek vardı ki? Cüce ne yaptı? İlk kan döküldü burada. Star Screen bir kere daha yemledi ve skoru almayı başardılar. Şimdi Robin aşağıda. Güzel bir yerden bitmiş. Yalnız tekrar gibi ya, her seferinde aynı sahne. Orada aynen bekliyor Robin. Aşağıda geldi şimdi Robin. Bakalım yerden bitmenin nasıl kullanılacağı çok önemli. Joker hala ikinci seviye sersemledi kule altında ve Mermal skoru acaba alıyor. Acaba? Son anda hayatta kaldı Mermal. Algos sürçesi var, tutuşturma. Algos deneyecek mi? Sağdan soldan bir şeyler geliyor. Acı çekerek öldü. Gerçekten acı çekerek öldü ama. Ya şu... Gerçekten güzeldi. Algos'un üzerine sıçra atıp tutuştur atacağını anladı Mermal ve sıçrayı hemen attı orada. Hemen attı. Hiç ama hiç beklemedi. Güzel oyun Mermal'dan. Evet yani tahmin etti ama ben Algos'a takıldım ya acılar içerisinde. Ya o sıçra geldikten sonra yapabileceği hiçbir şey kalmadı Algos'un. Sadece ölmeyi bekledi. Taş yağıyor üzerine başka patlama yağıyor. Bakıyor şuna mı tutuştur atsam buna mı tutuştur atsam hangisi kuleyi tanklayacak derken ömrü yetmedi çocuğun. Böylelikle iki skor almayı başardılar ve Fenerbahçe Akademi takımının yine aşağı koridor baskısı bu maçta da ön planda. Ama Mermal burada... Birebir de Joker biraz daha üstün şu anda. Çünkü çok minyonu var Joker'in. Çok minyon vardı evet. O yüzden Mermal'ın takasa girmesi o kadar da kolay değil. Ama resmen işte şey... ikinci bir Sivir düz vuruşu gelecek üstüne her seferinde. Sivir geri döndüğünde dönerken eşya almadı. Yani orada Alistar'a yetişeyim çocuğu kurtarayım falan evet derken muhtemelen... Yalnız Star Screen bir kere daha aynı pozisyonda kalmış durumda. Yok ama şimdi düzeltiyorum. Sivir kazmasını beklemiş. Yani para yetmemiş. Evet. Daha farklı bir eşya dönüşü yapmak istememiş. Evet, evet. Ama iksirsiz geliyor yine. Yani canını doldurması, canını kontrol etmesi kolay olmayacak. Yani Joker çok iyi yönetemedi bu süreci açıkçası. Işınlanını da atmıştı çünkü. Algos da... Alistar'la son vuruş yapmaya çabalıyor ama... Elinden geleni yaptı da... Zor bir iş o da. Biraz zor gerçekten. Algos büyük zorluklarla başladı bu maça bakalım. Evet. İleride toparlayabilecek mi? Ama yani o pozisyonu en azından... Hani olgunlaşma süreci için önemli bu. Sıçrama atarsam ölürüm mantalitesiyle o evet sıçrayı korumayı başardı. Ve ileriki dakikalarda şayet ki Roulette o pozisyonda bir baskı yaparsa... sıçrası ve tutuşturu var. Net bu arada Robin'le karşı karşıya geldiği pozisyonda onu Yampiri yengeçten kışkışlamayı başardı. Yük de vardı o Yampiri yengeçin üzerinde. Evet. 10-35 agresif bir oyun oynayacak mı şimdi? Joker'in üzerine vurdu ama Joker burada büyük halkanını korumayı başardı. Aşağı ve... koridor acaba bir dive gelir mi? Orada işaretler var. İki kişi birden geliyor şimdi. Hem Köfte burada hem Roulette burada. Köfte güzel bir pozisyona buzul pençeyle geldi. 10-35'in işi çok zor. Ama arkada ultinin atıldığı isim Mermal oldu. 10-35 zaten arada eridi. Son bir hasar gelir mi? Roulette bunu deniyor. Roulette skor almayı başardı. Roulette 5. Ama... seviye düşecek. Roulette biraz fazla zorlayınca orada. Mermal'a da skoru vermiş oldu. Kendi aldığı skor karşılığında. Birebirlik bir değişim olacaktı ama tabii ki 10-35'te arada eriyince 2'ye 1 oldu. HVA burada şöyle bir mantaliteyle çalışıyor. Fenerbahçe aşağı koridoruna vereceğimiz her hasar
bizim için 100 kat verim taşıyor. Ve orada o sıçrayı atıyor. Yani rakibin önde gidişini, öne geçmesini engelleyecek o hamleyi yapmayı istiyorlar. Skoru verseler de. Köfteden güzel bir hasar geldi ama Blue köftenin arkası dönükken orada ulti atmıştı. Yerden bitmeye sıçra geliyor köfteden. Çok önemli bir hamle burada. Köfte refleksi iyi verdi. Yalnız çok soğukkanlı oynadı, onu da söyleyelim. Burada panik yapsa çok daha beter bir pozisyon olabilirdi ama yine de... Oh, Algos yine yaptı yapacağını burada. Çok da güzel oyun köfteden. Arada yakalanan isim Robin oluyor. Yüce. İlk skor geldi. Şimdi bir de ulti geliyor burada Sarsuding'den. Ama Beyhude. 15. Aşağıda da ölmüştü. Ortaya yardıma geldi takım arkadaşlarına ama yine yem olan kendisi oldu. Cüce... Yani pozisyonu takip edelim. Cüce çok daha hızlı gelmeliydi oraya. Çünkü yukarı koridorda ittirme avantajı Cüce'deydi. Daha önceden bu pozisyonu sesli. Daha önceden gelip orada ultiyi kullansa belki çok daha farklı bir senaryo olabilirdi. Yük daha. Dördüncü yük olacak bunu alırsa bilet. Yalnız... Mermal çok kötü pozisyonda. Mermal buradan uzaklaşabilecek mi? Son bir hasar lazım. Sadece Roulette yükü bıraktı orada. Hem yükü hem skoru bıraktı Roulette. Robin orada takım arkadaşını dolaylı yoldan korumuş oldu. Skoru alamasa da orada Algos'un bilek hareketlerini gördük. Yani Mermal'ın orada olması... Algos Mermal'ı hiç umursamasa, kulenin altına yollasa Roulette şu an dördüncü yükünü almış. Evet. Birazcık açgözlülük orada. Ama sonraki... tabii ki bu yine Sivir'e yaradı. Evet, Sivir minyonda kafa kafaya şu an tekrardan izliyoruz. Algos burada şahane içeri giriyor. Oynuyor. Şahane oynuyor. Müthiş, müthiş combo. Robin o pozisyonda, bir önceki pozisyonda attığı sıçrayı arıyor. Rakip hasar verse de Sask önceden yetişti. Cüce partiye birazcık geç kaldı. 10.35'te orada Kamil ultisi içerisinde can verecek. Ve aradaki altı farkı 600. Yani Braum... Sıçrası yokken gerçekten çok savunmasız bir şampiyon. Evet. Takım arkadaşlarına yetişmeye muhtaç. Onların üzerine atlayabilirse atlıyor. Onun haricinde fazla yapabileceği bir şey kalmıyor. Orada da onlar altı da seviyesi yoktu. Zaten. Evet. Yalnız Fenerbahçe, ya iki maçtan beri şunu gözlemliyorum. Hani bir şeyleri aldıktan sonra ekstraları zorlarken rakibe büyük avantajlar veriyor. Burada evet. Rakip koridorun... Orta koridorun aldılar yeteneklerini, işte efendime söyleyeyim sıçrasını, sonradan orada kaldılar. Ve rakip buna cevap verirken hiçbir şey yapmadılar. Cüce yukarıdan daha erken gelebilirdi, Starsick'ini takip edebilirdi veya yani orada geri çekilebilirlerdi. Bu sefer görüşleri de yoktu çünkü görüşe de saygı göstermediler. Yani bir değil iki tane kabahat. Yani Starscreen de burada bayağı geri düştü ama takımına büyük bir katkıda bulundu. Evet. O zaten zaman içerisinde öne geçeceğinin hesaplarını yaparak şu an hareket ediyor. Ve evet minyon sayısında geride ama bir skor iki tane asisti var. Oyuna daha fazla katkıda bulunan şu ana kadar Starscreen. Bir de yani Cüce'nin maçın başında yaptığı hatayı da iyi değerlendirdiler. Oradan da bir bonusları var. Orada çok bedava bir skor verdi Cüce. Çok daha garanti oynayabilirdi. Ki bu oyuncu Cüce bugüne kadar yaptığı maçlarda ilk 10 dakikada skor vermiyordu. Aynen. Şu ana kadar gayet iyi durumda olan bir HVA Gaming görüyoruz. Bu arada Mermal kötü pozisyonda yakalanabilir. Hemen uzaklaştı. Tabii Fenerbahçe için yani bu maç için yolun sonu değil. Hala takım savaşı yapabilecek bir kompozisyonları var. Hani kitle kontrolü, Braum'un ultisiyle, Jhin'in ultisiyle beraber. Köfte yine güzel oynadı burada. Güzel arkasını döndü. Ama şu an bu takası alabilecek kadar güçlü değil. Blue'nun onu öldürebileceğini biliyor ve bu yüzden hemen geri çekildi. Joker yönetim fazla önde yakalandı. Tabii o yavaşlatma etkisine yakalanmamak için geri çekiliyor ama dikkatli olması lazım. Hemen ultiyi kullandı orada Robin'i gördüğü gibi. Arazi oldu direkt. Yani Robin orada gözüktüğü gibi hemen ultiyle uzaklaşıyor. Sivir ultiye bassın da ne diyor? Hiç burada kaç dedi bence daha çok böyle. Charge evet, mı diyor öyle bir şey. Kaç demişti muhtemelen. Ağayı bayağı bir uzatarak. Ya aynen. Yukarıda rakibi geri gönderdi. Ben Starscreen'in canına ve Cüce'nin canına birazcık odaklanmıştım. Starscreen. Cüce geldiği gibi burada ulti kullandı. Evet, ilginç bir birebir gördük burada. Starscreen'i iyice geriye yollamak istedi Cüce.
kendisi ışınlarını kullandığı için onun da ışınlarını kullanmasını istiyor. Ya tabii ki bu dakikada özellikle Kamil oyuncuları kanca atışıyla beraber çok rahat koridora gidebiliyorlar. Evet. Ve ışından avantajını koruyacak bu pozisyonda Starscreen. Yalnız Blue için çok kötü haber. Bunu hiç beklemiyordu. Bir anda orada 3 kişi çalıda bekleyenler Algos. Orada Algos önünde kaldı şimdi ama çok güzel Kindred ultisi. Algos buradan çıkabilecek bir sırçası da var. Hala hayatta Algos. Ama buraya 3 kişi gelen 1907 Fenerbahçe ekim var. Arkadan güzel oyun geldi orada Zalyan'dan ama ön tarafta ruletten güzel oyun. Joker de yetişiyor. Mermal da burada hayatta kalabilecek mi acaba? Son bir bumerang yetmedi. Muazzam bir combo Algos'tan. Joker yani bir saniye falan ya, bir saniye önce gelse olay evet. Yerine çok daha farklı olabilirdi. Nihayet orada skorlar değişildi. Ve yani Blue'yu direkt aradan çıkar. Blue'nun yani yapabileceği çok fazla bir şey yoktu orada. Üç kişinin arasında kaldı. Yani çalıya gitmek yerine kenara gidip çalıya totem atabilirdi. Yan tarafa gidip çalıya totem atabilirdi. Çalıya dümdüz gittiği için de oradaki pusuyu göremedi ve direkt olarak 3 kişinin arasında kaldı. Diğer taraftan HVA az önce aldığı skorların ardından hemen burada alameti de aradan çıkarıyor. Yani 13. dakikaya giriyoruz. Hemen bir gidip koridorda, özellikle yukarı koridordaki o plakaların alınmasını sağlayabilir. Evet, bakalım. Barikat alma konusunda bir hamle yapacaklardır diye tahmin ediyorum 14'ten önce senin de dediğin gibi. Diğer tarafta Robin'in burada tek başına dağıcılarını aldığını görüyoruz. Cüce zor durumda kalabilir. Ve rulet evet, burası itildiği için hemen yukarı getirdi. Algos cüceyi yakalayacak. Hextech ultimatomu anında geliyor. Algos'tan da kitle kontrol. Rulet de burada zaten. Hiç şansı yok cücenin. Ama cüce yani bilmiyorum ama alamet alınmış. Haritada Alistar yok. Yani artık şey mi telgraf falan mı çekmeye lazım? Orada geldiğinde dakika 13 nereye açacaklar? Yukarıya. Ya hani Alistar gelmese bile zaten Hextech ultimatomlu bir Kamil ve alametiyle bari bir biçimde yukarı gelen bir Kindred'la karşı karşıya kalacak. Orası çok bariz. Göz göre göre. İkinci kuleyi de almak isteyecekler bu arada. Barikatlar düştüğü için hasar vermek daha kolay olacak. Ki alacaklar. Çok rahat bir şekilde burada bir kuleye karşı ilk kule artı bir kule daha üzerine aşağıdan bir tane burada kule değişildi. Burada vurabilir mi? Yetişemediler. Ya, aradaki altın farkını yaklaşık 2700 civarlarını çıkardı. Bu oyunuyla HVA akademi ekibi. HVA orada bir umut belki vurur son kuleye dedi ama hemen çarplı aldı onu Robin. Normal bir süredir orta koridorda minyonları alıyor. Julio da artık koridorumu devralayım dedi. Mavisini de aldı zaten. Evet. Yani yine FB'nin aslında görüş açısından çok iyi iş çıkardığını gördüğümüz bir maç. Ama bu sefer HVA sanki geçen maçın ardından vitesi artırmış gibi görünüyor. Evet, özellikle rulet tarafında yani haritanın her yerinde çok önemli işler yaptı. Starscreen gerçekten şansa kurtuldu. Örümcek hisleri burada devreye girdi. Gerçekten şansa kurtuldu. Çok sessiz dedi burası. Evet. Ya içine doğdu mu bilmiyorum. Hani burada bir şey vardır diye düşündüm bilmiyorum ama Algos burada kendini feda edecek. Hayatta kalma ihtimali oldukça düşük Algos'un. Arkalardan gelen bir yerden bitme. Yerden bitmeye kalkanı kullanmıştı burada Joker. Ardından hemen kitle kontrol gelince Joker de düştü. Burada hayatta kalamayacak. Bir diğer isim de rulet olacak gibi duruyor. Ve bu da gerçek oldu. 1907 Fenerbahçe arka arkaya aldığı skorlarla beraber şimdi bir iki kulede onlar alacak gibi duruyor. Yani Algos orada ultisini açarak takım arkadaşlarını belki yardıma çağırdı ama hiç hayra vesile değildi bu çünkü oraya yaklaşan Sivir de bu sefer cüce işini yaptı. Doğru bir şekilde yaptı. Evet. İçeri girdi ve skorlar alanında ortadan iki tane kule düşmüş. Hatasını telafi etti evet. Cüce burada. Az önce kendi yaptığı hatayla iki tane kuleyi kaybetmişti. Şimdi yaptığı güzel hareketle iki tane kuleyi kazandırdı. Tekrar izleyelim. Algos burada zor pozisyonda kalacak. Oradan kaçmaya çalışıyordu Şia ama. Burada HVA'nın artık bırakması lazım. Tamam Algos öldü. Bırak git. Evet. Ya Cüce'nin geldiğini görüyor bu arada Joker. Oo, diğer tarafta Robin yakalanmış. Robin'in burada hayatta kalma şansı oldukça az. Starscreen için kolay bir skor oldu bu. Starscreen de yavaş yavaş çevrimiçi olmaya başladı. Evet koridor aşamasında rakibinden daha aktif oynadığı için minyon konusunda geride kalmıştı ama hem minyonda durumu düzeltmeye başladı hem de üzerine ekstra skorları asistleri evet. Var.
Yani şu andan itibaren Robin'in hiçbir şekilde Starscream'e yakalanmaması lazım. O ilk maçtaki gibi Evelyn'in teklemesi gibi bir durum olacak çünkü. Evet, bir de yani ayrı kittirme Camille'in yan koridor baskısı Fenerbahçe için her zaman bir geri sayım haline dönüşecek. Geri sayım kondisyonu haline dönüşecek. Ama şunu da unutmayalım. Red, Blue'yu yakalamak istemişti ama Blue burada çok yüksek hasar verdi. Red'in şu anda ultisi olmadığını söyleyelim. Son zehir! Orada skoru almak istedi ama olmadı. Birebirlik bir değişim. Ultisi yoktu Roulette'in. Roulette orada skoru alsa canı birazcık dolacaktı. Onu ama bekledi köfte... ama... Köfte çok zor durumda. Köftenin buradan tek bir çıkışı var ama Roulette orada köfteye vuruyor. Her şey köfteye karşı burada. Skor Robin'e gitti. 4-1 yandan geldiler. Tabii bu sırada HVA nasıl bir avantaj alıyor? Yukarı koridorda ve orta koridorda baskı kuruyorlar. Ama henüz bir... Kuleye yaklaşamadılar. Orada kuleyi zaten almıştı Starscream daha önce. Evet. Sadece Jace döndü, burayı. Yetişti buraya. Yine de yalnız hani şunu göz ardı etmemek lazım. Starscream bazen ayrı kittirme sırasında çok fazla yürek yiyip, çok fazla gözü dönüp evet. Yanlış oyunlar yapabiliyor. Şu an yalnız Cüce zor pozisyonda yakalanabilir mi? Hayır. 10-35 geldi arkadan. Eğer bu maçta doğru yaparsa bu 1-4 sırasındaki... manevraları takımıyla beraber çok büyük bir avantajı var çünkü ya üçlü kuvvet kullanıcısı bir şampiyonla oynuyor. Kuleye her yaklaştığında, her vurduğunda ses getirecek. Rakip için hani az önce söylediğim olay geri sayım bu yüzden. Üçlü kuvvetini hala bitiremedi onu da söyleyelim. Arada bir Tiamat aldığı için. Minyon dalgası manipülasyonunu yapabilmek için. Evet. Bakalım şimdi üstüne dönüyor bitirdi mi acaba? En azından. Evet, aldı üçlü kuvvetini. Evet. Bu orada. Dakikadan sonra artık Camille büyük bir tehdit. Evet. Yani karşısında Cüce'de durmak için elinden gelen bütün tanklık kozunu ortaya koyuyor ama yani Camille'den bahsediyoruz. Gerçek hasar her zaman masada. Robin bu seride ejderler açısından gerçekten çok iyi bir iş çıkardı. Takdir etmek lazım. Yani ejder kontrolü çok çok yüksek bir ormancı olduğu belli. Birazcık da HVA'nın yaptığı kompozisyonlarla alakalı. Evet. Yani bu dakikalarda savaşmak istemem. İlk maçta da böyleydi. Ama Robin fırsatları çok iyi kovalıyor. Aynen aynen. Roulette. Roulette zor durumda kalabilir. Arkada zor ultisi. Roulette hemen ultisini kullandı burada ama Roulette'in hayatta kalması biraz mucize olacak gibi duruyor. Sıçraya attı arkadan gelen hasarlar devam ediyor. Son bir hasar gelecek mi Roulette'e diye bakıyorum sıçrayla beraber. 10-35 yeter artık dedi burada. Skoru aldı ve 1907 Fenerbahçe. İnimtor Kulesi'ne kadar dayanmış durumda. İnimtor Kulesi'ni almayı başarıyorlar. Ama arka tarafta şimdi kötü yakalandı köfte. Hemen ultisi kendi üzerinde kullanıyor. Hasar lazım burada HVA'ya ama o hasar bir türlü çıkmadı. Yine de Cüce'yi düşürmeyi başardılar. Joker burada istediği hasar çıkaramıyor ama. Değişecekler. Şimdi öteki taraftan Starscream'in de bir iş başardığını görüyoruz. İnimtor'u alabilecek mi 1907 Fenerbahçe bunun cevabı? Evet, Starscream sadece kuleyle yetinecek. Evet, geri dönüş. Ve üstün çıkan taraf 1907 Fenerbahçe oldu. Starscream'in artık çıkması lazım. Evet, çıkıyor şu an. Orada hemen ikiye ayrıldılar. İki kişi inhibitörün üzerinde kaldı. İki kişi de geri dönmeye başladı. Starscream'in o inhibitörü almasını engellediler ve yine ormandaki görüşü ayarlayamayınca HVA ekibi yakalandılar. Yalnız Starscream Blue ile burada bir birebir ister mi? Görüş şu var değil, ama şu çıktı. Pozisyonda değil. Çıktı. Çünkü orada hemen arkadan süvariler yaklaşacaktı. Yani şundan bahsedecektim, HVA'nın kompozisyonu minyon dalgası temizlemek için çok fazla silahı var ama artık inhibitor açıldı. Yani bu büyük bir tehlike. O inhibitörü kaybetmeleri ve inhibitor kulesini kaybetmeleri çok çok büyük bir tehlike. Çünkü yani nereden baksanız onların amacı bir 5-10 dakika daha o inhibitor kulesini ayakta tutmak. Sivir'le, Lissandra ile o kuleleri ayakta tutmaktı ama burada Fenerbahçe çok önemli bir iş yaptı. Evet. Aynı. Hatırlayacaksın Blue'nun orta koridorda yakalandığı pozisyon vardı çalıya kafa attı. Aynen. Aynısının bir benzerini izledik. Bu sefer güzel pusuyu kuran FB'ydi. Evet. Ve 1907 Fenerbahçe bu güzel pusunun karşılığını çok iyi aldı. Yani bundan sonraki aşamada Fenerbahçe Baron etrafında oynayıp Starscream'in ışınlarını yemlemeye çalışacak. İlk etapta Kasiopyaları ve Dağ Ejderleri olduğu için bunu yapmamaları için hiçbir sebep yok. Eğer Starscream yanlış bir hamle yaparsa ve HVA görüşü kaybederse Baron etrafında Kasiop bile Baron'u çok hızlı bir şekilde eritebilirler. Bu da bir kazanma koşullarına gelebilir. Yani Ninja Baron fırsatı da var aslında FB'nin. Bir tane daha ejderleri olduğu için. Mesela
Only 35 ile veya Cüce ile beraber iki kişi yapabilirler bu baronu. Blue'un hasarının çok yüksek olduğunu biliyoruz. Starscream aşağıda, Mermol yukarıda. Ve evet, az önce dediğim şey Robin'le gerçekleşiyor. Bir anlık görüşü kaybetmesi HVA'nın felaket olacak. Ve Baron'un haberi şimdi HVA Gaming'e gidecek. Rulet buraya yaklaştı ama yaklaştığı gibi Baron'un gidişini gördü. 1907 Fenerbahçe'den çok çok iyi bir karar. Ve şimdi artık cüceler atlayacak yan koridorda ve Fenerbahçe için güzel bir kuşatma opsiyonu, şansı doğdu. Bu dakikadan sonra HVA'nın birazcık hani maçın başında yasaklama seçim ekranında yaptığı o stratejiden uzaklaşıp belki de takım savaşı, doğru bir takım savaşı. Çünkü ikinci opsiyonları da şu, sivilleri var, koş koş. Evet. Birini önde yakalarlarsa hemen arkasını getirebilirler. Ya Buram'la Lissandra, daha doğrusu Alistar'la Lissandra'yı içeriye gönderip güzel bir hedefe odaklanabilirlerse takım savaşını kazanma ihtimali var. Ama esas takım savaşı şu an Fenerbahçe'nin neyine gibi gözüküyor. Starscream yavaş yavaş sanki Haşmetli Hidra'ya doğru gidiyor. Evet. O tarafta hazırlık var. Ama daha da önemlisi şu an Fenerbahçe'nin kuşatma hazırlığı var. Ve buna karşı bakalım HVA kabullenecek mi? İlk kuleyi vermeyi kabullendiler. Ama ikinci kule için en azından bir varlık göstermeleri gerekiyor ama birazcık gerideler. Sanzo seken atışlarda tehlikeli bir pozisyonda şu an. Orta koridorda da şu anda inhibitor olmadığı için bu baron güçlendirmesi FB için tam zamanında geldi diyebiliriz. Çok güzel öldü Blue'dan! Blue mükemmel bir ulti attı burada. Bu Kindred ultisi HVA'nın hayatını kurtarmayacak. Arkadan çok yüksek hasar. Blue 2'de 2 yapmayı başardı. 3'de 3 gelecek mi? Orada 3'de 3'ü de almayı başardı. Algos'la Starscream sadece kaçıyorlar burada ama Algos'la mezara kaçtı daha anca. Cücem. Diyorum, Blue mükemmel oynadı burayı. Blue'dan mükemmel bir ulti gerçekten. Tam zamanında atılmış bir ulti. Ve 1907 Fenerbahçe kabuslar görerek başladığı maçta HVA'yı mağlup etmeyi başaracak. Starscream de aldı burada Blue. Resmi olmayan bir 4'te 4'ü de yaptı. Ve 1907 Fenerbahçe seride 2-1 öne geçmeyi başarıyor. Yine çok hızlı bir maç. Yine 25 dakikanın altında süren bir maç. Evet ve... Aslında bu maçın hikayesi şu son savaş değil. Bu son savaş yani Blue'nun mükemmel hamlesini gösterdi bize.